Allah dostlarının özellikleri Ebu Derda radiyallahu an der ki Allah'ın peygamberlerin yerine geçen ebdal adlı bazı kulları vardır ki onlar yeryüzünün sütunlarıdır. Peygamberlik sona erince Allah celle celaluhu Hazreti Peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem ümmetinden bazı kimseleri peygamberlerin yerine geçirmiştir. Bu kimseler ne oruç ve namaz çokluğu ne de güzel görünüşleriyle insanlara üstün olmuşlardır. Lakin onların bu üstünlükleri, samimi Allah korkusu, iyi niyet, bütün Müslümanlar hakkında temiz kalpli olmak, Allahu Teala'nın rızasını kazanmak için ciddi bir sabırla yine bütün Müslümanların iyiliğini istemek ve kişilik kaybına uğramadan tevazu göstermelerinden ötürüdür. Bunlar Allahu Teala'nın seçkin kılıp kendine bağladığı kimselerdir. Bunlar 40 arkadaş olup 30'u erkektir. Kalpleri Hazreti İbrahim'in Aleyhisselam kesin inancı derecesinde bir iman taşır. Onlardan biri ölür ölmez Allahu Teala onun yerine geçecek birini hazırlar. Kardeşim bir de şunu bilmen gerekir ki onlar hiçbir şeyi lanetlemez incitmez, hor görmez ve mağdur etmezler. Hiç kimseyi kıskanmaz ve dünya hakkında hırslı olmazlar. Onlar, insanların en faydalıları, en geçimlileri ve en cömertleridir. Alametleri cömertlik, karakterleri güler yüzlülük, vasıfları güven içinde olmaktır. Bugün korku, yarınsa gaflet içinde olmazlar. Lakin onlar, Göründükleri gibi olmaya devam ederler. Bir de kendileriyle Rableri arasındaki durumları bakımından onları hızlı rüzgarlar ve koşu atları dahi yakalayamaz. Kalpleri ise Allahu Teala'ya yönelişle huzur bulur. Ona duydukları özlem ve hayırda yarış için yükselir. Ravi der ki: Ben Ebu Derda'ya bana bu vasıf kadar zor gelen bir vasıf işitmedim. Şimdi bu vasfa nasıl ulaşabilirim? dedim. Ebu Derda radıyallahu an şöyle dedi. Seninle bu vasfın en genişi arasındaki engeli ortadan kaldıracak olan yegane husus, dünyayı sevmemendir. Çünkü sen dünyayı sevmediğin zaman, ahiret sevgisine yönelirsin. Ahirete olan sevgin nispetinde de, dünyaya az ilgi duyarsın. Resail-i İbni Abidin sayfa 430 25 ekim Mevlana takvimi